Kripto gündemle devam ediyoruz. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin ilk kripto paralarla ilgili yapılan TV programı bunu sunmak da bana kalmış oldu efendim. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç duyuyoruz ve kanalımız biliyorsunuz oldukça yenilikçi ve kripto para dünyasına da el atmış bulunuyoruz ve özellikle Bitcoin severler, kripto para severlerin de ilgiyle izlemiş olduğu program. İkinci bölümümüzde devam ediyoruz. Her hafta Cuma günü saat 15 ve 16'da çok değerli konuklarımız oluyor ve bu değerli konuklarımızdan ikinci haftada da bir yenisini daha eklemiş olduk. Oldukça genç ve başarılı ve Bitcoin piyasalarında, daha doğrusu kripto para piyasalarında yatırımcıları da yakından takip ettiği ve bildiği Alp Işık olacak stüdyomuzda birazdan ve kendisi kripto para uzmanı ve Alp Işık'la birlikte aslında birçok mesele konuşacağız. Kendisinin bir Asya turu vardı. Bu Asya turunda özellikle Bitcoin ATM'lerine kadar ziyaret etmiş oldu. Orada kişilerle, vatandaşlarla aslında konuştu ve Türkiye'mizin ve dünyanın gelmiş olduğu noktayı da sanırım Alp'ten başka çok daha doğru bir isim bulamazdık ve Alp Işık'la birlikte kripto paranın gelmiş olduğu hem teknolojiyi hem de regülasyonları konuşacağız. Peki fiyatlamalarımız ne yönde? Gelin dilerseniz bir fiyatlamalarımıza bakalım. Bitcoin fiyatlarında sanki böyle bir satış baskısı var. Bu satış baskısı nereye kadar devam ediyor efendim? Aslında yıl içerisinde zirve seviyesini görmüştük. Burada 8.000, 9.000 dolar seviyesine kadar görmüştük. Hep genelde bu yüksek seviyelerden sonra bir kar satışı gelir ve burada da bir kar satışı geldi. Aslında haber akışı olarak çok majör bir haber yok ama şu anda genel olarak Bitcoin fiyatlarında bir düşüş var. Dünyada güvenli liman algısıyla Bitcoin fiyatlarında biraz daha talep gördüğünü söylüyor uzmanlar. Altın yerine bugün de %3.15'lik Bitcoin fiyatlarında bir yükseliş var. Aslında bir tepki veriyor ama genel olarak hani fiyatlarına baktığımız zaman %5, %10'luk yükselişlere alışık olduğumuz için ılımlı bir artış diyebileceğimiz bir fiyatlama var. Diğer kripto paramıza geçelim. Ripple tarafında şu anda 41 dolar 83 sent seviyesinden işlem görüyor. Burada da ikili hatta üçlü zirve denemesi yapmıştı. Kripto paralarda da Ripple tarafında bu üçlü zirveyi aslında grafiğimizde çok net bir şekilde görebiliriz. Azalan direnç seviyeleri vardı efendim ve buradan da gelen kripto paralarda gelen satış baskısıyla birlikte 3. tepeden sonra 41 dolar 83 sent gibi 42 sentlerde dengelenen bir Ripple fiyatı var. 3. kripto paramıza hemen geçmiş olalım. Ethereum tarafında ise 247-248 dolar bandında devam ediyor fiyatlamamız ve son olarak da diğer fiyatlamamıza bakalım. Litecoin'de de 113 dolar 41 sentteyiz. Buradaki yükseliş bugün daha enteresan, majör bir artış var. %8.23'lük bir artış var Litecoin fiyatlamasında. Sorularınızı özellikle EkoTürk TV'nin YouTube hesabından iletebileceğinizi hatırlatalım. Burada özellikle Alp Işık'la birlikte tüm sorularınızı efendim yanıtlamış olacağız. Baktığım zaman da İlker Battal'a, Osman Bey'e ve birçok konuğumuza selam ve sevgilerimizi gönderelim. YouTube'dan mesajlarınız da geliyor. Bunları da birazdan konuşacağımızı hatırlatalım. Peki kripto para dünyasında bir haftada neler oldu? Bayram seyran dinlemiyor efendim kripto paralar. 7-24 açık olan piyasalardan bahsediyoruz. Ve SEC Başkanı'ndan ETF onayı hakkında bir açıklama gelmiş oldu. Amerikan Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu SEC Başkanı Jay Clayton'dan kripto para sektörünün dört gözle beklemiş olduğu ETF onayı ile ilgili olarak açıklamalar yaptı. CNBC'ye bir demeç veren başarılı yönetici şu an için süreci incelediklerini ve ETF onayı ile ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını ifade etti ve buna karşın ETF onayından önce marketin bazı ek tedbirler ve değişiklikler yaşaması gerektiğinde altını çizdi. Blockchain ile takas daha maliyetli olur dedi. Sözler Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'a ait menkul kıymet ve nakit takasında blockchain kullanımı ile ilgili projenin geleneksel yönteme göre daha maliyetli ve hızının daha yavaş olduğunu söyledi. Bundesbank'ın Deutsche Börse'la yapmış olduğu 2016 yılında başlattığı deneyin sonucunda modelin finans transfer için prensipte düzenlemeye dair tüm temel gereklilikleri karşıladığını altını çizdi. Ancak dağıtık kayıt teknolojisi olan DLT mevcut takas mekanizmasından daha ucuz ve daha hızlı olma potansiyeli taşıdığı yönündeki tez Weidmann'a göre bu proje tarafından doğrulanmadı. Çin verilerini açıkladığı kripto para sektörünün her zaman aynı ilgiyi gördüğünü söylemek
zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve dönem dönem artan fiyatlarla ilgili Bitcoin ve diğer kripto para ürünlerine olan ilgi artarken, geçtiğimiz hafta 15-16 aylık süreçte olduğu gibi ayı piyasasının etkisinin hissedildiği dönemlerde de bu ilgi aynı oranda azaldı. Çin'in kripto para sektörünün en güçlü ülkelerinden birisi olduğu düşünülüyor ve Google olarak adlandırılan arama motoru olan Çin'in Baidu verilerine bakacak olursak kripto para traderları Bitcoin fiyatlarında arama rekoru kırdı ve fiyatlar yükseldikçe Baidu'daki aramaların yükseldiği dikkat edildi. Blackley yatırım danışmanlığı firmasının baş yatırım yöneticisi Peter Blueware, Bitcoin altınla ilgili olarak konuştu. Son birkaç haftalık dönemde Bitcoin'de ciddi bir artış gördük ve bence bunun önemli bir anlamı var. Fed'in yapacakları ticari savaşları ve diğer tüm vergi süreçlerini göz önüne alınca Bitcoin'in artması aslında yatırımcılara bir şey söylüyor. Ben Bitcoin'i aslında bir nevi sinyal üretici olarak izliyorum dedi. Kripto para sektörünün en kilit şirketlerinden birisi olan Bitmain, eski CEO'su olan Wu, firmadaki görevlerini bırakmasının ardından yeni bir projeyle sahalara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Matrix adlı verilen yeni bir girişim kurmak için kolları sıvayan başarılı isim bu girişimciyle OTC hizmeti verecek. Konuyla ilgili ismi açıklamayan kaynaklara göre Matrix önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Tam bir tarih verilmese de projenin tam olarak aktif bir şekilde kullanılması bir aylık bir süre kaldığı ifade ediliyor. Kripto gündemle devam ediyoruz efendim. Alp Işık stüdyo konuğumuz, kripto para uzmanı ile birlikte değerlendireceğiz. Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İkinci konuk ve bu sektörün, ben de bu sektöre yavaş yavaş böyle ısınma turları efendim hep birlikte. Ben de sizin ailenize doğru artık kripto para dünyasına biraz girmeye çalışıyorum. Girdikçe de seninle yollarım kesişte. YouTube'daki yayınlarını izledim, çok güzel yayınlar yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bir YouTube kanalın var değil mi? Evet. Ya Bitcoin'le ben 2013 yılından beri tanışmıştım. Hı hı. O zamanlarda Türkçe kaynak oldukça az olduğu için, böyle programlar olmadığı için de YouTube kanalımda Türkçe bilgi vermek amaçlı bir YouTube kanalı kurdum. Hala da devam ettiriyorum. Çok güzel. Şimdi izleyicilerimize de göstermiş olalım efendim. Artık teknolojinin geldiği boyutu Alp Bey sağ olsun bana gösterdi. Bu minik Bitcoin. Bu şey diyebilir miyiz buna? Mini kontrat gibi değil mi? Hani yani. Gösterelim. Bunların özelliğini söyleyeyim ben izleyicilerimize. Şu çirkin kalemim çıkmasın, kenara koyayım ben. Şu Bitcoin bu 3D'de yapıldı efendim. Değil mi? Evet, Alp ben de gelmeden bu da büyük aslında. Bitcoin. Hatta bunu da yanına koyalım. Bunları yapıldı. Bu, ben de stüdyoda kullanacağım izninde. Çok teşekkür ederim. Bu programın ruhuna da gideceğini düşündüğüm için masada bu şekilde muhafaza etmiş olalım efendim diyelim ve yakıştı masaya diye düşünüyorum. Evet, açıdan ben de bakayım buradan. Gayet güzel duruyor. Şimdi yorumlar geliyor. Mesela Alp Bey'e sorar mısınız? 2020 sonunda ne olur bu fiyatlar diye sormuş. Mergen Hoca'yı soran var. Mergen Hoca'mız yok. Alp Bey'e fiyat tahmini sormayacağım tabii ki. Onunla çok daha farklı konuları konuşacağız aslında ama yine Bitcoin'in geleceğini konuşacağız. Cüneyt Paksoy'da ikinci bölümde efendim telefon attığımız olacak. Bir yere ayrılmayın, bir de telefon bağlantımız var. Şimdi en basit haliyle bu Bitcoin nedir? İlk defa çünkü herkes Bitcoin'i alıp satmıyor. Evet. Belli bir kesim daha almadı bunu. Şimdi Bitcoin nedir sorusu aslında öyle bir iki cümleyle basit bir şekilde anlatılamayacak bir şey. Fakat çok basitçe anlatmamız gerekirse Bitcoin herhangi bir merkeze, herhangi bir devlete bağlı olmayan, internet üzerinden eşten eşe, arada bir aracı kurum olmaksızın gönderilebilen kripto para diye tanımlayabiliriz kısaca. Evet, peki bu aracı yok.
Evet. Bakıldığı zaman eşten eşe bir gönderim söz konusu. Ben teknolojiden korkuyorum Alp Bey. Yani yazılım dediğiniz şey anlamadığım şeyler olduğu için lisede de işte üniversitede de hep böyle eşit ağırlıkçı olduk efendim ve daha böyle neden sonuç ilişkisi evet kurabiliyorum ama yazılım dünyası olduğu zaman acaba güvenli mi diye bir soru işareti geliyor. Çünkü anlamadığım şeyler. Çünkü güvenli cüzdan diyorsunuz. Yani şimdi arada üçüncü parti bir şirket olmadığı için mesela bir hacklenebilecek bir sunucu, hacklenebilecek bir şirket olmadığı için dağıtık yapısından ötürü ben tamamen yani kendim de bilgisayar mühendisi olduğum için üçüncü parti bir şirkete güvenmek yerine tamamen oradaki Bitcoin'in algoritmasına, koduna güvenmek çok daha mantıklı geliyor bana ve kesinlikle güvenli diyebiliriz. Ama burada kastımız şunu da parantez içinde belirtmek gerekiyor. Bitcoin'in kendi teknolojisi, kendi algoritmasına güvenli diyebiliriz. Ama mesela medyada da çok fazla işte Bitcoin'ler çalındı, Bitcoin şöyle hacklendi tarzında haberler genelde Bitcoin'e hizmet veren bazı borsalar olabilir, bazı işletmeler olabilir, bazı üçüncü parti hizmetler olabilir. Hacklenen, sunucularına sızılan, Bitcoin buradan çalınan genelde bunlar oluyor. Bitcoin'in kendi teknolojisinin hacklenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Evet, diğer taraftan bakıldığı zaman aslında şimdi bu kripto paralar bir yazılımı var ve bu yazılımda aslında çok bazı doğru noktalar var ve bir şey okudum ve bana çok enteresan geldi. İzleyicilerimize de paylaşmış olalım efendim. Bu miner diyor değil mi? Madenciler. Şöyle bir nokta varmış yani bayağı matematik çözüyor bu bilgisayarlar. Ve kripto para üretmek için aslında madenciler çalışıyor. Madenciler dediğimizde o bilgisayarların aslında üretmesi. Evet. Şimdi böyle hani matematikte vardır ya x, y, z eşittir bilmem ne kare kökünü alıyorsun işte şuradan bir şey yapıyorsun ve bilinmezliği buluyorsun. Aslında bundan çok daha ağır denklemleri çözüyor bu bilgisayarlar herhalde. Şimdi madenciliğin aslında olayı şu. Yeni Bitcoin'lerin sirkülasyona katılması, sonuçta bu Bitcoin'i herhangi bir merkez bankası, herhangi bir devletin kontrolünde olmadığı için bunun sirkülasyona belli bir şekilde verilmesi lazım. Yeni Bitcoin'lerin sirkülasyona katılması ve eşten eşe yapılan Bitcoin transferlerin onaylanması için madenciler var. Fakat burada şunu bahsetmek gerekiyor. Bitcoin toplamda 21 milyon adet üretilecek ve şu anda 17,5 milyon adeti üretilmiş durumda. Ya bu madenciler 17 milyonunu evet, ürettiler, şu anda 4 üretilmiş milyonumuz durumda. Mu kaldı? Geriye şimdi 4 milyon kaldı, çok kısa bir sürede bitecek gibi düşünebilirsiniz. Fakat her 4 senede bir üretim yarılanarak gittiği için ilk başta mesela 10 dakikada 50 Bitcoin üretiliyordu. Sonra 25'e düştü, 12,5'a düştü. Yayının başında arkadaşımızın sorduğu da Mayıs 2020 yılında da bu tekrar 12,5'tan tekrar 6,25'lere düşecek. Yani buradaki blok ödülü yarılanacak. Ne zaman bitecek? 2142 yıl civarında da Bitcoin üretiminin tamamı bitmiş olacak 21 milyon. Bu sadece Bitcoin'ler için mi geçerli Alp Bey? Yoksa hani biz bunu mesela Ripple'da mı şimdi, bakıldığı zaman belli bir sayısı? Şöyle proof of work dediğimiz tabanlı kripto paralarda bu geçerli. Yani sadece Bitcoin madenciliği yapılmıyor. Litecoin'in de madenciliği yapılıyor. Ethereum'un başka kripto paralarının da yapılıyor. Fakat madencilik değil de proof of stake tarzında işlem yapılan da elbette diğer kripto paralar var. Sadece bu cihazlar kullanarak değil de cüzdanınızda bir miktar tutarak o şekilde sirkülasyona ve işlemlerin onaylanmasına yardımcı olduğunuz kripto paralar da var. Evet, şu anda Bitcoin'in fiyatı da ekranda paylaşıyoruz. 7947 dolar seviyesinde efendim. Bir miktar bir kar satışı var. Birazdan Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte olacak telefon attığımızda ve kendisi bakalım teknik analizi olarak Bitcoin fiyatta nereye gideri konuşacağız. Bitcoin, kripto paralar diyelim hani Türkiye'de popüler aslında bir yatırım aracı oldu. Dünyada da oldukça popüler. Hatta o görüntüler varsa sevgili yönetmenimizden de rica edelim. Alp Işık'ın Asya turu diyelim. Onu da ara ara göstermiş olalım. İnanılmaz bir ilgi var değil mi Alp Bey? Yani özellikle Asya'da ne için Asya'ya gittiniz? Şimdi ben şu şekilde söyleyeyim. Öncelikle Türkiye'deki ilgi gerçekten çok güzel, çok dinamik, çok canlı bir ilgi var. Türk insanı özellikle bu kripto paralara 2017 yılından sonraki fiyat artışıyla birlikte ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı. Ve 2018'deki o durağan geçen fiyatın özellikle düştüğü zamanlarda da insanlar gerçekten kendini bu konuda eğitti. Neyin ne olduğunu, cüzdanlardan tutun, borsalardan tutun. Ben bu konuda ülkemize hani oldukça güveniyorum. Hiçbir şekilde geri kalmış bir durumda değiliz kesinlikle. Baştan bunu söylemek istiyorum. Asya'da da özellikle Japonya'da hep haberlerden görürdük. Tokyo'da, Japonya'da bu kripto paraların çok yaygın kullanıldığı, artık oranın bunun merkezi gibi bir şey olduğunu. Ben direkt bizzat gidip gördüğümde şunu çok rahat söyleyebilirim ki
Tokyo'da sadece Bitcoin kullanarak yaşamanız mümkün. Yani çok çok fazla işletme Bitcoin kabul ediyor. Ciddi sayıda Bitcoin ATM'si var. Çok rahat bir şekilde yerel para birimine, Japon yenine çevirebiliyorsunuz ya da dövizinizi başka bir para birimine Bitcoin'lerinizi çevirebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde oradaki adaptasyon tabii oldukça ilerlemiş durumda. Evet, aslında Bitcoin'le ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi işte Alpış'ın Asya'daki şu andaki gezisini görmüş oluyoruz ekranda da bir yandan. Oradaki ATM'leri göstermiş olduk. Bitcoin işletmelerine baktığımız zaman aslında birçok işletmenin o zaman Bitcoin'i kabul ettiğini görebiliriz. Evet. Bu ATM'ler ne işe yarıyor ve işletmeler nasıl çalışıyor Bitcoin'i demek kabul ettiğiniz zaman? İlk ATM'lerden başlayayım. Aslında bu çok basit bir şey. Sadece mesela ben oraya giderken yanımda Bitcoin götürmüştüm. Oradaki yerel para birimine çevirmem gerektiğinde mesela örneğin Japonya'da ATM'den Bitcoin'imi bozdurmak istiyorum diyorum. Bana bir tane QR kod gösteriyor. QR koda Bitcoin'lerimi attığımda ATM aşağıdaki hazneden bana yerel hangi para birimini istiyorsam onu veriyor. Japon yeni istiyorsanız başka para birimi yapabiliyorsunuz. Tam tersi de elimde kağıt para varsa onu koyuyorum. Bana diyor ki nereye göndereyim Bitcoin'leri diyor. Telefonumdaki QR kodu oradaki kameraya gösteriyorum ve bu şekilde de Bitcoin'i alabiliyorum. Yani olay aslında oldukça pratik. Yalnız kendi deneyimime göre başka ülkelerde de denedim. Bu Bitcoin ATM'leri şu anda en az %10, bazı durumlarda %12 komisyonla alım satım yaptığı için çok da o yüzden belki şu anda yaygın olmadığı için aslında tercih edilmemesi için de bir sebep oluşturuyor. Komisyonlar fazla. %10 civarı bir komisyon oluyor burada. Evet, şimdi Saadettin Sarıhan Bey diyor ki Facebook'un çıkaracağı coin hakkında da konuşur musunuz diye. Geçtiğimiz hafta BTC Türk CEO'su Özgür Güneli ile birlikte de konuşmuştuk. Bu Facebook'un çok fazlasıyla işte coin'i konuşuyorlar. Hatta personele maaş ödemesinin de Bitcoin'ler üzerinden yapılacağı bir dünyaya gidiyoruz. Ne dersin? Bununla ilgili bir şimdi var bununla sana. İlgili son gelişme takip edebildiğim kadarıyla bu ay sonuna doğru Facebook'un artık bunu ilan edeceğiydi. Şimdi en basitinden şöyle düşünmek gerekirse Facebook'un belki kullanım oranı oldukça düşmüş olmasına rağmen hala aktif olarak 2 milyar civarı bir kullanıcı kitlesi var. Bu kullanıcıların sadece Facebook'un orada bir kripto para çıkarmış, bu Bitcoin gibi mi deyip kripto paraları bu şekilde tanıyacak çok çok fazla kişi var. Ben sektör için oldukça hani yeni dinamik yaratacağını düşünüyorum. Ama bir yandan da Facebook'un bu kripto parasının belki de sadece Facebook'un kendi ürünleri, işte WhatsApp'ta, Instagram'da gibi ürünlerinde ödeme aracı olarak kullanıp aynı zamanda bir bildiğim kadarıyla stabil bir coin üzerinde çalışıyorlar. Bu artık gelişmeleri çıktıktan sonra biraz daha yorumlamak doğru olacaktır. Ama Bitcoin'in kripto para felsefesinden tamamen ayrı, tamamen bir şirketin çıkardığı kripto para olarak da düşünebiliriz. Evet, şirketin çıkardığı kripto para denilebilir. Aslında bununla ilgili çok fazla sorular var. Bu sorulardan bir tanesi de yine Alp Işık'a iletmişsiniz efendim, onu soralım. Hani dedin ya, belli bir sınırda Bitcoin üretiliyor. Evet. Ve işte 20 milyon üzerinde 21 milyon adet Bitcoin üretilecek. Biz şu anda kabaca 17 milyondayız. 4 milyonluk bir süremiz kaldı. Aslında bir şey gibi böyle, hani hep korku filmlerinde olur ya. Son işte saniyeler sayar bir şekilde. Ne olacak? 21 milyon çıktıktan sonra fiyatlar daha mı sağlıklı olacak? Şimdi nereye gidecek bu iş? 21 milyon 2140 yılında çıkacak. 2140 evet, denesi. Evet, 2140. O yüzden hani fiyat ne olacak hiçbirimiz onu tahmin edemeyeceğiz. Fakat şu şekilde Bitcoin üretimi bittikten sonra madenciler şu anda her 10 dakikada bir Bitcoin bloklarını bulduğunda içindeki Bitcoin miktarını kazandıkları gibi aynı zamanda mesela ben size Bitcoin gönderirken buna çok ufak bir şekilde madenci ücreti ödüyorum. Bunlar da birikince bunları da topluyorlar. Yani bir Bitcoin ödülünü alıyorlar, bir de bu transferlerden kazandıkları işlem ücretini topluyorlar. Üretim tabii bittikten sonra bu işlem ücretlerini toplamak için madenciler üretime o Bitcoin algoritmasını, madencilik yazılımını çalıştırmaya devam edecekler diyebiliriz. En azından öyle tahmin ediyoruz. Evet, şimdi bu Bitcoin'i nereden alabiliriz şeklinde de birçok soru geliyor. Şimdi bizim normalde hisseciler iyi bilir. Hani bir borsa var, Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'un içerisinde işte vadeli piyasalar, emtia para piyasaları gibi birçok borsamız var. Gelişen ülke pazarına kadar hepsi regüle edilmiştir. Ve hani Van'daki vatandaşımız da A hissesini aldığı zaman aynı şartlar geçerli. İstanbul'daki de, ama biz burada kripto para dünyasında her bir şirket aslında bir borsa olarak nitelendiriliyor değil mi? Bu Bitcoin aracılık yapan. Şimdi nasıl alabiliriz Bitcoin ve nereden alabiliriz? Aynen, insanların kafasının karışmasının sebebi madem bu merkeze bağlı değil, bunu kim satıyor? Bu Bitcoin'i nereden alıyorsun, kim satıyor? Bu gayet haklı, doğru bir soru. Şimdi Bitcoin fiyatını belli bir merkez belirlemediği için, borsalarda satılmadığı için insanların alım satımı arz talebe göre belirleniyor. İnsanlar Bitcoin alma isteğinde arttıkça Bitcoin fiyatı artıyor, satma istekleri arttıkça satış düşüyor. Bu kripto para borsaları da bu amaçla yola çıkmış siteler aslında.
Bunlar mesela siz Bitcoin almak istiyorsanız para yatırıyorsunuz. Ben Bitcoin'imi satmak istiyorsam Bitcoin'imi siteye yatırıyorum. Aramızda değiş tokuş yapıyoruz ve borsa gerekli miktarda komisyonu kendisine alıyor. Dünya üzerinde çok çok fazla kripto para borsası olduğu için de Bitcoin'in fiyatı şu anda mesela kaç dediğimizde aslında bazı siteler bu kripto para borsanın hacimlerine göre ortalama fiyatını gösteriyor. Bazıları sadece en yüksek hacimlilerin fiyatını gösteriyor. Bitcoin fiyatı da birazcık bu şekilde belirlenebiliyor diyebiliriz. Evet, peki burada normal işte diyelim ki hiç Bitcoin almamış ve Bitcoin almak isteyen bir izleyicimiz var. Bitcoin borsasına gidiyor. Herhangi bir işte talep ettiğiniz bir şirkete gidiyorsunuz efendim borsaya. Orada hesap açıyor değil mi? Önce bir cüzdan oluşturuyor. Bu cüzdan dediğimiz şey de aslında cebimizde taşıdığımız bir cüzdan değil anladığım kadarıyla. E-cüzdan gibi bir cüzdan. Şu şekilde bu kripto para borsalarından hesap açtıktan sonra çok büyük çoğunluğunda kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Bunlar henüz regüle olmasa bile her an bir regülasyona karşı hazırlıklı olmak için kendi doğaları gereği size bu kimlik onayı ve diğer onay işlemlerine tabii ki tabi tutuluyorsunuz. Yani bu şekilde almanız gerekiyor. Onun dışında da aslında site üzerindeki cüzdanı kullanabiliyorsunuz. Site size bir tane Bitcoin cüzdanı açıyor. Ama sadece cüzdan çeşidi bu değil. Siz isterseniz kendi cep telefonunuza herhangi bir kripto para borsasından bağımsız cüzdan da yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Şu anda ama en güvenli bir şekilde bunları tutabileceğiniz donanımsal cüzdanlar var. Bunlar USB belleğe benzeyen ama özel kriptolojiyle şifrelenmiş donanımsal cüzdanlar var. Uzun süreli Bitcoin saklamak isteyen kişiler, özellikle ben internette olmasın Bitcoin'lerim, güvenli olsun. Çünkü borsaların başına bir şey gelebilir. Ben internet üzerinde tutmak istemiyorum diyen kişiler de genelde bu donanımsal cüzdanları tercih ediyor. Bir de şöyle bir nokta da var bildiğim kadarıyla. Şimdi benim yaptığım bir işlem, eğer ben bir Bitcoin aldıysam, hani bu bir yerlerde karşılığı var değil mi? Yani hani tek başına kaybolmaması için tüm işlemlerin bir muhasebedeki o çifte yazım gibi, hani aktif ve pasiflere yazılma gibi bir yerde karşılığı oluyor mu? Şimdi şu şekilde aslında Bitcoin'in hepsi blockchain'de. Bu blockchain'i defter olarak düşünebiliriz. Bütün işlemler buraya yazılıyor. Siz aslında Bitcoin aldığınızda o blockchain üzerindeki gezinen Bitcoin'i harcamak için gerekli private key'inizi, özel anahtarınızı almış oluyorsunuz. Sizin Bitcoin'leriniz o blockchain ağı üzerinde yapıyor. Bazı insanlar şunu sorabilir, Bitcoin'in üretilirken neye karşılık üretiliyor diye. Yani bu neyin karşılığı? Ama biz de şöyle düşünebiliriz ki, hani dövizin de doların da altınla ile olan bağı kesildikten sonra şu anki kağıt paralar burada neyin karşılığı üretiliyor diye düşündüğümüzde, Bitcoin'de en azından burada bir işlem gücü var, burada bir madencilik gücü var, işlem gücü var diye onu da o şekilde cevaplayabiliriz. Evet, İlker Battal Bey de diyor ki, Alp Bey'e sorum, dünya turu izlenimleri nedir, anlatabilir mi diye. Yedi içtiğin senin olsun Alpışık. Oradaki gözlemlerin anladığım kadarıyla dünyada aslında Bitcoin önemli bir kullanım alanı var. İnsanlar ATM'lerde, işletmelerde kullanıyorlar ama komisyonların bir miktar yüksek olması bu kullanım alanının artırmasını en önemli yani engel gibi. Ben şu şekilde gözlemledim. Birazcık kabul eden işletmelerin sayısı fazla olabilir. Fakat hani ülkemiz bu konuda kesinlikle geri değil. Çünkü ben de çok yakın bir şekilde takip edebiliyorum. Sosyal medyadan da takip edebiliyorum. O konuda hani kesinlikle geride falan değiliz. Sadece kullanım olarak çok fazla işletme kabul ediyordu orada. Evet. Alp Işık'ın kullandığı borsaları efendim tabii ki söylemeyeceğiz. Onu da soranlar var ama yani var mı yok mu onu hiç oralara girmiyoruz ama onu sormayacağım. Onu söyleyeyim. Bu arada kendi aranızda da YouTube'da bir kavga var. Espri tırnak içerisinde tartışma var. O tartışmayı da okuyorum efendim. Ozan Bey'e çok yüklenmeyin diyeyim ben size. Şimdi kripto paraların yurt dışındaki kullanım düzeylerine baktığımız zaman yüksek bir düzey var. Hani Türkiye dünyada en fazla kullanan ülkeler arasında gösteriyor yatırımcı hesap sayısı anlamında. Bu doğru mu? Ve niye biz bu kadar hani sevdik kripto paraları? Şimdi özellikle bu Türk lirasındaki volatiliteden dolayı oradaki Türk lirasındaki hareketli günlerdeki Türkiye'de hizmet veren kripto para borsalarına bakarsanız orada da çok ciddi miktarda hacimde yükseliş olduğunu görebilirsiniz. Türk halkı da belli bir miktar paralarını burada kripto paralarda değerlendirmek, uzun vadeli bunu dijital altın olarak düşünüp bu şekilde değerlendirme yolunu seçebiliyor elbette. Evet, buradaki özellikle kripto para üretimi noktasını birazcık konuşmak istiyorum ama süremiz de az kaldı. İlk bölümde artık sona geleceğiz 2 dakika sonra. Bu kimler üretebilir? Bildiğim kadarıyla Çin ve Afrika'da bazı ülkeler elektriğin ucuz olması, iş gücünün bir miktarda ucuz olmasından dolayı madenciliğin oralarda çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bu doğru mu? Şimdi
Öncelikle şöyle, bu her geçen gün zorlaşan bir süreç ve şu an bireysel bir kullanıcı için evde ben bir cihaz alayım, Bitcoin üretim kısmı geçmiş durumda. Yani bunu orta vadeli veya ciddi çaplı yatırımlar gerektiren bir işlem olmuş durumunda. Bitcoin madenciliği de her geçen gün zorlaşıyor ve önümüzdeki Mayıs 2020'de de blok ödülünün yarılanmasıyla birlikte çok 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 daha zorlaşacaktır. Yani en basit anlatmak gerekirse kısa vakitte şu an bireysel yatırımcı için evde Bitcoin üreteyim, bunu borsadan satayım, yani şu an oldukça zor. Maliyetini çıkarmayacak bir düzeye gelmiş durumda. Evet, yani maliyetler fazla. Bir Bitcoin üretmek için toplam maliyetine baktığımız zaman Bitcoin i̇şte arasındaki o, şey değil mi? Maliyet onu tam fazla. Aslında şu an bilemiyoruz. Çünkü bir Bitcoin üretmenin maliyeti mesela Çin'de çıkan yeni cihazlar sayesinde çok daha belki düşük seviyedeyken elektrik fiyatının aynı zamanda elektrik de değil sırf soğutma maliyeti çok ciddi bir maliyet. Genelde bu soğuk ülkelere olayları yapıyorlar. Da var değil mi? Çok anladığım şeyler değil ama her bilgisayarın böyle kapasitesinin artması lazım herhalde. Bu iş için ASIC denilen özel cihazlar kullanıyor. Şu anda kullandığımız bilgisayarlar bu iş için kullanmıyor. Sadece Bitcoin üretmek için, sadece tek işi Bitcoin üretmek için olan cihazlar var. Bunları soğutmak ayrı bir maliyet, elektrik ayrı bir maliyet. Bir de cihazları tabii ilk aldığınız maliyet fazla. Bu ülkeden ülkeye değiştiği için bir Bitcoin üretmenin maliyeti şu kadar dememiz mümkün değil. Bu her ülkeye göre değişir. Yaşadığınız coğrafyaya göre çok değişir. O yüzden soğuk ülkeleri ve elektriğin ucuz olduğu ülkeler tercih ediliyor. Peki şey oluyor mu? Mesela Ethereum madenciliği yapıp Bitcoin'den çıkıp ya da Bitcoin'e gidiyor. Bunlar arasında bir marj, bir spread, tabii, bir rant var mı? Türkiye'de zaten yapıyorlar. Aslında bir döneme kadar da bu karlı da oldu. Ethereum madenciliği yapıp aldığı Ethereum'ları Bitcoin'e çevirip bu şekilde kar edenler de oldu. Hı-hı. Bu şekilde yapabiliyorlar tabii ki altcoin madenciliği. O zaman kısa bir araya gidelim efendim. Türkiye'nin ilk kripto para programı Kripto Gündem'de kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Cüneyt Paksoy telefon hattımız olacak. Alp Işık'la birlikte de detaylı konuşmaya devam ediyoruz. Kripto Gündem devam ediyor efendim. Kripto Gündem'de kripto para uzmanı Alp Işık'la birlikte yayınımıza devam ediyoruz. İlk bölümde aslında birçok önemli noktayı Alp Bey konuşmuş olduk. Ben şunu merak ediyorum. Yani Bitcoin'de evet cüzdan oluşturmak, bir blockchain sistemi var, güvenlik sisteminin aslında kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ama bu altcoin'lerle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi Ripple'da bir altcoin değil mi? Ethereum'da, Litecoin'de. Aslında çok önemli coinler var. Bu arada Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamı geldi efendim. 75 bin artmış, 175 bin beklenti varken çok çok az gelmiş. Onun detaylarını da görüyoruz şu anda ekranda da ben de okumuş oldum. Önemli. Bu arada bu rakamları da paylaşmış olalım. Amerika'da 75 binlik bir tarım dışı istihdam rakamı geldi. Burada ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı rakamları da önemli. Birazdan detaylarını da altta göreceksiniz. Şimdi altcoin'leri soracaktım. Evet. Yani Litecoin ve Ethereum bunlar en popüleri mi? Şimdi Bitcoin'le ilk tanışanların tabii en başta karşılaştığı altcoin diye de bir şey varmış. Bunlar da Bitcoin gibi kripto para diye oluyor. Altcoin'lerin aslında ilk altcoin'lerin çıkış amacı Bitcoin'in hangi eksiklerini biz düzeltebiliriz? Bitcoin'den daha hızlı olabilir miyiz? Daha ucuza transfer yapabilir miyiz diye ortaya çıkmış kripto paralar, altcoin'ler. Fakat şu anda günümüzde yaklaşık 2000-2200 tane altcoin var ve bunların birçoğunun aslında hiçbir şekilde bir kullanım alanı yok. Sadece insanların borsada alıp satıp para kazanmak için ortaya çıkan altcoin'ler. Ben bu konuda kullanıcıları uyarmak istiyorum. Yani bundan 5 sene sonra burada 2000 tane altcoin varsa bunların %95'inin ben çöp olacağına inanıyorum. O yüzden böyle hacmi olmayan, alınıp satılmayan, genelde Bitcoin trenini kaçırdık. İşte Bitcoin çok pahalı olmuş, çok ucuz bir altcoin buldum, bu artacak şeklinde buna böyle yatırım amaçlı düşünen kişileri ben uyarmak istiyorum. Elbette belli başta en yüksek hacimli 10 tane kripto para elbette bazı kullanım alanları var. Yani sadece her yerde Bitcoin'i kullanmak gerçekten zor. Mesela bir tren bileti alırken orada bir başka bir altcoin'i kullanmak hem hız açısından hem maliyet açısından daha uygun olabiliyor. Ama dediğim gibi 2000 tane altcoin ileride olmayacak. Çok rahat bir şekilde diyebilirim. Evet, şu anda fiyatımız 7940 dolar seviyesinde efendim. Az önce Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamları geldi. Şimdi hep şunu merak ediyorum. Şimdi doları etkileyen parametreler belli. Evet. Tarım dışı, ortalama saatli kazançlar, Fed'in mesajları, Donald Trump'ın tweetleri. Hı hı. Burada böyle tweetler çok etki mi vardı Bitcoin fiyatlarında? Şimdi şu şekilde Bitcoin fiyatını aslında haberler oldukça etkili. Hı hı. Ama haberlerin etkili olmasının dışında mesela Bitcoin'de önümüzdeki işte Mayıs'ta dedik 2020'de blok ödülü yarılanması var. Onun dışında mesela Litecoin'de, Litecoin yatırımcıları, Litecoin'de mesela Ağustos ayında bu blok ödülü yarılanması. Litecoin'in son 6 aylık fiyat grafiğine de bakarsak bu
çok rahat bir şekilde buna etki etmiş olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin'de bu şekilde haberlerin önemi çok yüksek. Onun dışında elbette ki genel piyasadaki haberlerden de etkilenebiliyor. Mesela risk iştahı arttığı durumlarda, yani insanlar mesela piyasalarda risk görmeye başlayıp yatırımlara çekinin nasıl altına doğru hücum ediyorsa ve altın fiyatı artmaya başlıyorsa, burada da genelde bu tip zamanlarda Bitcoin fiyatında artış olabiliyor. İnsanlar Bitcoin yatırımına yönelebiliyor. Aslında bir nevi şu anda günümüzün güvenli limanı, burada dijital altın olarak nitelenen Bitcoin olarak düşünebiliriz. Evet, mesela bir izleyicimiz de diyor ki Allah'tan Trump Bitcoin'in hakkında tweet atmıyor demiş. Aman o eksik kalsın diye de gülücük koymuş. Mesela Justin Buffett'ın yemek yemesi traderların ilgisini çeker mi? Evet, şu anda o sanırım 4,5 milyon dolar ödeyerek bir tane coin'in sahibi. Şu anda Warren Buffett'la bir öğle yemeği yiyecekler. Ve kendisi Warren Buffett tamamen Bitcoin'e karşı birisi. Hani bu çöp, bu yok olacak diyen birisi. Ama bunu çok önceden beri diyor. Bitcoin fiyatı çok komik seviyelerdeyken de bunu diyor. Bakalım hani yemek konusundan bir haber çıkacak mı? İkna evet, edilecek yani mi? Bu da önemli değil mi? Sonuçta Warren Buffett önemli birisi. Tabii. Yine piyasalar açısından. Onun böyle bir yatırım enstrümanı eğer kendisi de portföyüne eklerse muhtemelen birazcık daha cezbedici olabilir. Şimdi hacimlere baktığımız zaman Bitcoin'de şu anda en babası, hani tabiri caizse Bitcoin. %55 civarı Bitcoin'de. Bütün altcoin ve kripto para düşünürsek %55 civarı falan şu anda Bitcoin'in dominanslığı var orada. Evet, bunun ilk çıkışı Bitcoin olmasından dolayı sanırım değil mi? Bitcoin hani bu kadar popüler. Şimdi şu şekilde, hem Bitcoin'in bir arkasındaki topluluğun diye bir gücü var. Yani Bitcoin nereye giderseniz Bitcoin. Yani dediğim gibi dünyanın neresine giderseniz gidin Bitcoin kabul eden bir yer var mı diye bakıyoruz. Şu anda son zamanlarda özellikle bu altcoin'lerinde belli başlı ilk 5'te 10'da bulunan kripto paraların ilk 10 altcoin'de yavaş yavaş diğer işletmelerde, ben mesela şunu gördüğümde Bitcoin kabul eden bir yerde mutlaka mesela Litecoin'de, Ethereum'da, başka kripto paralarında kabul edildiğini gördüm. Sadece Bitcoin kabul eden diye orada ısrar etmiyorlar. Başka kripto paraları da kabul ediyorlar. Hı hı. Ama bu dediğim gibi sadece belli başlı ana kripto paralar. Hepsine kabul edilme gibi bir durum yok. Çoğunun kullanım alanı yok yani. Evet, bir de fiyat konuşalım efendim. Burada fiyat konuşurken de bakalım teknik anlamda nereye gidiyor bu Bitcoin fiyatları? Stratejist Cüneyt Paksoy olacak. Telefon attığımızda bir ekrana grafiğimizi önce bir paylaşalım. Bitcoin fiyatları şu anda an itibariyle 8.000 dolara merdiven dayamış durumda ama 9.000 dolarlardan başlayan bir düzeltme var. Aslında sevgili büyüğüm Cüneyt Paksoy bu zirve dönüşlerini çok iyi görür ve yorumlar. Cüneyt Bey, öncelikle tekrardan bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Ne dersiniz bu Bitcoin fiyatlarıyla alakalı? Teknik analiz neyi gösteriyor? İyi bayramlar, geçmiş bayramın mübarek olsun Murat. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Olsun. Şimdi tabii ki ciddi bir düzeltme sürecinden, 20 binlerin üzerini görmesinden sonra, ciddi bir düzeltme sürecinden sonra tekrar gündeme gelmesi, önemli kurumların gündemini alması Bitcoin'e hareketlilik getirdi. Bu haber başlıkları alımı güçlendirdi ve dediğin gibi 9 binler civarına doğru iyi bir hareket oluştu. Ondan sonra o hareketin, o tepkinin, güçlü tepkinin bir düzeltme kalıbı içine girdik. Mevcut durumda o düzeltme kalıbını idrak ediyoruz, yaşıyoruz. Henüz yükseliş bitti demiyoruz ama bu düzeltmenin nerede bittiği önemli. 7500 civarındaki bugünün düşüğü olarak kaydedilen 7500 daha çok önemli bir seviye, önemli bir Fibonacci desteği günlük grafiklerde Murat. Buranın altına kayarsa düzeltme 7000'lere kadar gevşeyebilir. Bir kere onu net olarak söyleyeyim ama yani 7000-7700 bandı içinde konsolide olduğu sürece satışlar günlük grafikler ve diğer alt grafikler dahil hareketin yukarı yönlü momentumunu koruyacağını düşünüyorum teknik olarak baktığım zaman. Ama yukarı gidebilmek için de önemli bir eşik 8000'lerin ilk etapta geçilmesi. Devamında da 8500 ara bir kuvvetli bir bölge var. Bir yatay direnç, oranın geçilmesi gerekiyor. Ama tekrar kalıcı hareket için ve burada analım sevgili Ahmet abimizi de, onunla da güzel yayınlar yapıyorsunuz. İzleyicilere de öneriyorum şiddetle. Ben de arada bakıyorum açıkçası. 10 binlere doğru bir hareket geliştirme potansiyelini koruması için de 8000-8500 üzerinde kuvvet kazanıp 9000 üzerine kalıcı yerleşmek gerektiğini
gösteriyor grafikler bana. Aşırı bir alımın düzeltmesidir bu. Güçlü tepkiden 4000'lerden 9000'lere doğru bir hareket. 20.000 düzeltme, 14-15.000 puanlık geri alım. O 15.000 puanlık geri alımın nereden baksan %50'si 11.500'lere kadar, 10.000-11.500'lere kadar potansiyel verir teknik olarak. Ama dediğim gibi bu potansiyelin realize olması için muhakkak 8.000-8.500 geçirip 9.000 üzerine yerleşmek gerekecek. Destek olarak da aşağıda 7.000'lere doğru kayış, 7.500'lerinde tutunma olmazsa 7.000'lere doğru kayış olacaktır. O da 50-55 günlük ortalama kişisel olarak oraların üzerinde tutunmak oldukça evet. Önemli olacak hareketin devamı için. Aslında Cüneyt Bey çok net bir şekilde özetlemiş oldunuz. Hızlı yükselişlerde teknik anlamda bir düzeltmesi oluyor değil mi? Belli bir süratle yataya bağlama da söz konusu olabiliyor. Bitcoin enteresan bir ürün tabii ki. Hani %10, %20 yükseldikten sonra aynı tonda aslında bir geri çekilmesi olabiliyor biz piyasa şartlarında. Böylesi volatilitesi, oynaklığı yüksek olan ürünlerde yatırımcı ne yapsın? Şimdi güzel soru. Asıl önemli olan tarafı da bu. Yani bu hani emtia sınıfına alalım ya da kripto para sınıfına alalım. Henüz dünya aslında tek para birimine geçerken veya kendi milli paralarını blockchain kullanarak kripto üzerinden kurgulamak isterken bu Bitcoin ve benzerleri piyasaya çıktı ve büyük bir volatilite oluşturdu piyasada. Hani varlığı, temel dayanağı, artık teminat birçok şeyi konuştuk defalarca. Ama hareket çok netti. Binlerden, 2000'lerden 20.000'e kuvvetli bir hareket. Bu tip hareketlerin dönüşünde iki şey önemlidir. Bir, bu sert hareketin bir kere çok geniş ve yatay bir düzeltme kalıbı oluşur. Onun içindeyiz. İki, bu tip volatilite yaşıyorsanız bu grafik haber akışına, haber akışından gelecek sinyallere son derece açıktır. Frekansı yüksektir. Algılar bu yönde çok kuvvetli olur. Şimdi geçen bir haberde önemli bir coin yatırım ülkesi olduğumuzu da gördük. Onun için bu programı da tebrik ediyorum. Yatırımcı en azından ışık olmak, rehber olmak adına ama bu tip hareketlerde volatiliteden kaçınmak için kesinlikle duygusuz yatırımcı olmak, kararları hızlı almak, uygulamak gerekiyor. Bir gün içerisinde hatta bir hafta içerisinde çok sert hareketler görülebilir önümüzdeki dönemde de. Yani bu kripto paranın, Bitcoin'in doğasında var. Onun için stop loss'lu gitmek, hani hep söyleriz önemlidir ya da target price hedef fiyata geldiğinde o kârı almak önemlidir ama benim tavsiyem bu tip yatırımlar yapıyorsanız bu tip volatilitesi yüksek evet. Ve arkasındaki teminat dayanağı tartışılan para birimlerinin kabulünde sürecin biraz uzun süreceğini de kabullenmeniz gerekir. Onun için hani ekran başında olmanız ve aktif emirle hareket etmeniz bir kere birinci kural. Yatırımcı olacaksanız da geri çekilmelerde o teknik geri dönüşü görmeden ki özel indikatörlerde kullanmanız gerekir. Biraz tekniği burada çok ciddi düzgün çalıştırmanız gerekir. Oralarda pozisyon alıp kar realizasyonlarıyla gitmekte fayda görüyorum. Ama benim için hani dediğim gibi stop loss diyorsak 7.000 maksimum 6.500 evet. Geçilmeden hareket şimdilik yukarı gözüküyor ama buralar geçildiğinde elinizdeki Bitcoin'leri gözden geçirmekte fayda var diyorum kendi adıma. Cüneyt Bey tek soru tek cevap hani yine biz sizle konuşmak istiyoruz ama içimde kaldı şunu sormak istiyorum. Geleceğin yatırım ürünü hangisi daha güvenli liman altın mı Bitcoin mi efendim? Valla insanlık tarihinde döngüsel olarak tabii ki cevabım altın Murat. Ama blockchain geliyor. Blockchain teknolojisi muhakkak kripto paralara yer açacak. Bitcoin bunun önderi. Bitcoin varoluş savaşı veriyor. Neticede kendini Amerika'da piyasaya açtı. İkisi arasında bir seçim yapmayayım. Çünkü benim için 25 sene strateji hayatımda hala altındır. Döngüsel olarak insanlık tarihini fiziksel olarak da kullandığı teminat aracı olarak ama Bitcoin'i de bir noktada artık şekil olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü bu tip paralar bence provadır. Tek para birimine geçiş ya da dünyanın kullanacağı blockchain'i kullanarak kripto paralar üzerinde kullanacağı önemli bir araç.
Fakat şunu da söyleyeyim, evet. Bunun kabul edilmesi biraz, tam kabul edilmesi zaman alacak. Kara para aklama vesaire, bu tip sıkıntılardan kurtulması gerekiyor. Ama ciddi bir başkaldırı. Bugün biliyorsun petrolü Rusya ruble üzerinden satıyor. Çin'le özel bir anlaşması var. Yavaş yavaş dünya değişiyor. Bu değişimin içinde Bitcoin uzun süre masada kalacak. Ama altın geri aldın mı? Ben kendi cevabım şimdilik altın diyorum sevgili. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Cüneyt Paksoy, stratejist Cüneyt Paksoy yayınımıza değerli katkılar için teşekkür ederiz. Aslında Cüneyt Bey'in bıraktığı noktadan biz stüdyo konuğumuz kripto para uzmanı Alp Işık'la devam edelim. Önemli bir noktada çünkü bıraktı Cüneyt Bey. Dünya hep konuşuluyor, bilmiyorum hani böyle bazı ne derler artık, fantastik kurgular var, komplo teorileri var, tek dünya. Tek dünya düzeni, tek bayrak, tek millete doğru gidiyor. Hatta tek para birimi. Bitcoin bunun simgesi olarak mı gözüküyor? Yani şimdi aslında çıkış amacı bu geleneksel para birimlerinin, özellikle bu kağıt paraya geçildikten sonra bunun altınla olan ilişkisinin kesilmesi, sınırsız bir şekilde bunun basılması ve bu sayede kağıt paraların her geçen gün değerinin düşmesinden sonra herhangi bir devletten, siyasetten, politikadan, savaştan, barıştan etkilenmeyecek, teknolojiye bağlı. Mesela şimdi altını en basitinden taşıması çok çok zor. Ya da mesela bir külçe altınla gidip herhangi bir alışveriş yapmanız mümkün değil. Bitcoin burada virgülden sonra 8 basamağa kadar bölünebilmesi. Her biri Satoshi deniliyor. En küçük basamağına evet Satoshi deniliyor. Yani bunu çok hızlı bir şekilde internetten mail gönderir gibi, e-posta gönderir gibi anında atabilmeniz. Bunu çok çok ciddi miktarda Bitcoin'imle mesela altını fiziksel olarak saklamanız gerekirken Bitcoin'i bu şekilde bir flash diskte saklayabilmeniz. Tabii ki hani bankaların burada altından bahsetmiyorum. Ekrandaki sayıların, rakamların artmasından bahsetmiyorum. Gerçekten fiziki bir şekilde altın yatırımından bahsediyorum. Bitcoin'i bunu karşılaştırdığımızda elbette şu anda buna o yüzden günümüzün altını, dijital altın şeklinde yapılabiliyor. Ama bu hani şu anda yorum yapmak çok zor. Gelecek bunu gösterecek. Bitcoin şu anda, şunu da söylemek istiyorum. Bitcoin hakkında 10 senelik bir teknoloji. Bazı insanlar bunu yeni sanabilir ama 10 senelik bir teknoloji. Bugüne kadar yüzlerce kez Bitcoin öldü, bitti şeklinde haberler yapıldı. Ama şu an geldiğimiz duruma bakarsak hem işlem gücünde rekor kırılmış durumda, fiyat olarak düşünmek gerekmiyor. Açılan cüzdan sayısı, işlem sayısı, eşten eşe gönderim sayısını düşündüğümde şu anda aslında hala rekor seviyelerde. Evet, yani bir de merkez bankalarının yaklaşımı da bence burada çok önemli. Hani IMF'nin bile kendi kripto parasını işte burada bir kod da yazmış, isim olmadığı için izleyicimizi Mobizen diyelim, düşündüğü bir ortamda dijital çağdayız. Yani para el değiştiriyor, para aynı zamanda biçim değiştiriyor. Hani bizim burada koymuş olduğumuz bu Bitcoin logoları aslında somut bir şeyin logosu değil. Tabii değil mi? Soyut Bitcoin aslında. Somut olarak elimize aldığımız bir nokta değil, sadece soyut bir şey. Evet, evet. Yani merkez bankaların burada kendi kripto paralarını çıkarması, stabil bir kendi mesela ülkenin para birimine bunu birebir eşitleyip çıkarması elbette kaçınılmaz bir durum. Ama Bitcoin her zaman kendisine felsefesi gereği, merkeziyetsiz olması gereği, özgür olması gereği internet üzerinde her zaman yer bulacaktır diye düşünüyorum ben. Peki burada bakıldığı zaman dünyada o zaman merkez bankaları birazcık kendisi bu para basmaktan ziyade bambaşka bir noktaya değil mi? Blockchain sistemini kullanarak, Bitcoin'i, kripto paraları kullanarak kendi kripto paralarını yaratmak isteyen merkez bankaları var sanırım. Bu anlamda regülasyonları sanırım hani Bitcoin regüle olduğu ya da kripto paralar regüle olduğundan ziyade merkez bankaları bu dijital çağa nasıl bir giriş yapacak ve ne yapacak? Bu önemli sanırım. Yani sınırsız basılan bu parayı dijital ve orada bir kripto para çıkarıp onu bu sefer sınırsız basmak orada bir olayı çözemeyecek. Regülasyon kısmında da şu şekilde Bitcoin'de mesela en basitinden Bitcoin kabul eden işletmeler, kripto para borsalarına burada regülasyonlar gelebilir ama eşten eşe internet üzerinde, yani ben size buradan kendi Bitcoin cüzdanımdan sizin kendi kontrolünüzde olan Bitcoin cüzdanına transfer yaptığımızda bu transfer teknolojik olarak blockchain sayesinde engellenemiyor. Yani internet, tüm interneti bile kapatsanız, hatta bazı denemeler var. İnternet altyapısı çökse, internet kapansa Bitcoin'ler nasıl gönderecek? İşte radyo frekans dalgalarıyla bunu göndermeyi deneyip başarılı olan bazı deneyler de var. Yani Bitcoin'in burada regülasyon, engellenmesi ya da diğer konuları konuşurken sadece aslında üçüncü parti hizmetlerden bahsediyoruz. Teknolojik olarak zaten blockchain'de o şekilde eşten eşe transfer engellenemez bir şekilde devam ediyor.
Evet, bir diğer taraftan bakıldığı zaman altının rezervi dünyada kaç ton net olarak bilinmiyor demiş İsmail Levent Babacan. Hı-hı. İşte Bitcoin 21 milyon adet ve şifrelenmiş durumda. Üstelik blockchain altyapısında şifrelenmesi de ayrı bir güven veriyor şeklinde de yorumda tabii bulunmuş. Hani burada özellikle Bitcoin'in ne kadar olduğunu biliyoruz değil mi? 21 milyon adet. Evet. Peki tabii şöyle bir şey de var. Altına giden paranın, altın yatırımcısının orada sirkülasyondaki, altın borsalarındaki paranın şu an çok çok komik bir kısmı bile Bitcoin'e geçmemiş durumda. Hani biraz aslında güvenli liman Bitcoin mi olmaya başlıyor, teknoloji bunu mu gerektiriyor diyoruz ama aslında o kadar komik bir kısım sadece Bitcoin'e geçmiş durumda ki fiyat o yüzden aslında hala 8000 dolarlar civarında diyebiliriz. Peki dünyada kaç adet kripto para birimi var? Benim hani bildiğim, baktığı zaman şu anda işte 10 tane, 20 tane olabilir Alp Bey. Şu anda 2250 civarı her geçen günde artan kripto para birimi var. Ama çok net bir şekilde söylüyorum. %95'i önümüzdeki 3-4 yıl içinde çöp olacak. Hatta şöyle siteler var. Geçmişte çıkmış, şu anda sitesi bile olmayan, geliştirici bir silonla çöp olan altcoin'leri, kripto paraları gösteren, bunları da listeleyen siteler var diyebilirim. O yüzden yatırımcılara uyarıyorum. Yani Bitcoin fiyatı çok yüksek. Biz bir Bitcoin alamıyoruz. Bitcoin isterseniz 10 liralık, 20 liralık bile alabilir. İsterseniz kuruşluk bile alabiliyorsunuz. Hı hı. Ama işte çok düşük, hacimsiz altcoin'leri alıp bu çok fazla yükselecekmiş şeklinde buraya yatırım yapan kişiler genelde mağdur olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında bu senin anlattığın bana şöyle bir şey de çağrıştırıyor. Amerika Merkez Bankası işte doları tek para, rezerv para birimi olarak kullanana kadar birçok dolar vardı Amerika'da. Hı hı. Hani ama hepsi gittikten sonra bir tane dolar kaldı ve dünyanın şu anda en convertible ve en büyük rezerv parası olarak kullanılıyor. Şu anda da birçok kripto para var. Hani bir tanesi dünya belki işlerinde resmi olarak yani şu anda Bitcoin gibi gözüküyor ama hani onun sürecini yaşıyoruz gibi. Bitcoin'den önce de tabii ki Bitcoin'e benzer bazı şeyler denenmeye çalışıyor. İşte elektronik altın, dijital altın. Bitcoin aslında onların derli toplu en son haline ulaşmış hali diyebiliriz. Ve geliştirilmeye de devam ediyor. Bitcoin aslında sadece emekleyen bir bebek. Daha bir yeni yazılım, bir beta versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bitcoin yazılımı her geçen gün 10 senelik dilime baktığımızda ilk çıkan Bitcoin ile şu anda kullandığımız Bitcoin arasında ciddi derecede fark var. Ya şu şey hatta bulabilir miyiz bilmiyorum. Yayınımızın da bitmesi 2 dakika kaldı ama yine de ben içeriye söylemiş olayım talebimi. Şimdi geldi aklıma, kusura bakmayın. Ekonomist dergisinin bir 1980'li yıllarda bir kapağı, hı hı, var. Amerika doların üzerindeki Şahin değil, hı hı, mi? O işte doların üzerinde efendim işte bir madalya gibi bir şey takmış ve orada da Bitcoin logosunu 1980'lerin Ekonomist dergisinde, hı hı, kapağında görüyoruz. Blockchain teknolojisi aslında çok eski bir teknoloji o zaman. Yani bu dergi kapağında eğer biz bunu görebiliyorsak, hı, hani şu anda yaklaşık 1980'lerden yaşımız da ortaya çıkacak ama 30 sene geçmiş. Yani şu şekilde düşünemeyiz. Ekonomist dergisinin sahiplerini düşündüğümüzde o şekilde kurgulanan bir plan olarak da düşünebilir. Ama Bitcoin konusunda her zaman bu şekilde ortaya atılıyor. İşte bu çok zengin bir ailenin çıkardığı bir şey mi? Bu çok zengin bir işte ne bileyim bir şirketin çıkardığı, bir devletin çıkardığı bir şey mi? Aslında ben şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'i kimin çıkardığının aslında şu an hiçbir önemi yok. Bitcoin zaten şu anda dünya üzerinde siz de Bitcoin yazılımını indirdiğinizde ağ üzerinde bir tane nokta, düğüm olabiliyorsunuz. Ve şu an aslında kimin çıkardığının hiçbir önemi yok diyebiliriz. Evet, yani kimin çıkardığının çok bir önemi yok aslında diyelim. Reklam olmasın, sadece derginin kapağını aman rica edeyim sevgili yönetmenimizden. Evet, get ready for a world currency diye yazmış 2018 efendim. Yazıyor üstünde. 2000 kaç yazıyor? 18 yazıyor. 2018, hani 2018'i geride bırakmış olduk. Bayağı i̇şte, da düştü fiyat. Evet, yani burada detaylı incelediğimiz zaman aslında şurada 2018'i belirtmiş Şahin değil mi? Altında da aslında bir miktar daha Şahin dediğimiz zamanda dergi kapağının dolarların yakılma görüntüsünde görebiliriz efendim. Evet, burada üzerinde gözüküyor. Dolarlar yanıyor. 2018'de de Bitcoin dünyanın yeni para birimi olacak diyor. Yani ben bu bir tesadüf aslında, mü? Ya ben aslında bunun üzerinde o kadar konuşmayı pek doğru bulmuyorum. Çünkü Bitcoin hakkında o kadar fazla böyle komplo teorilere çıktı ki, yani işte az önce dediğim gibi bir tane şirketindir, devletinde bunun hiçbir önemi yok. Bitcoin'in sahibi tamamen halktır. Bitcoin'in herhangi bir merkezi yoktur. İnternet üzerinde kullanılabilen özgür paradır. Bitcoin'in de nereye doğru gideceğini yine sizin benim gibi halk olarak bunu belirleyecek. Bunun kullanım oranı belirleyecek. Evet, yani burada sadece logoda, evet, sıkıntı var. Hani ama 1988'de işte dünyada yeni bir para sistemi vesaire gibi bu Bitcoin'e yorulması da enteresan olduğunu söyleyelim. Tabii. Ve devam edelim. Şimdi peki Türkiye'deki yatırımcı profili böyle Bitcoin deyince blockchain vesaire sanki böyle hani
çok akıllı gençlerin yatırım ettiği, yatırım yaptığı, altın gibi daha muhafazakar yatırım araçlarına yönelen kişilerin Bitcoin'i sanki istemeyebileceğine dair bir imaj oluştu bende. Yatırımcı profili benim ikisi gibi mi yoksa bambaşka yani, bir noktada mı? Yani tabii ki Z kuşağı, özellikle hani ben küçük kuzenlerim de var, onlara anlattığımda bunu çok rahat bir şekilde, aa tamam diyor, hemen bir cüzdan yüklüyoruz, parayı telefondan gönderiyormuşuz, bu gayet mantıklı diyor, basit oldu böyle diyor, kağıt para kullanmıyoruz diyor. Yani insanlar özellikle gençler arasında tabii ki hani adaptasyon oldukça yüksek konumda ama yavaş yavaş da yayılıyor diyebiliriz. Özellikle son fiyat artışından, 2017'de yaşanan fiyat artışından sonra insanlar bazıları da gerçekten araştırmadan sadece Bitcoin fiyatı çok artıyormuş deyip alan da kişi oldu. Bunu çok detaylı bir şekilde bir yatırım yapmadan bunu araştırıp ondan sonra yatırım yapan kişi sayısı da çok fazla oldu. Ama dediğim gibi 2018'deki bu durgun, özellikle fiyatın düştüğü dönemde de insanlar biraz daha bunun arkasındaki teknolojiyi anlamak için zamanını harcadı diyebilirim. Türkiye şu anda kripto paraları bilinçli aslında. Yani tamamen araştırıp bilen bir kesime doğru gidebilir. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Zaten yapılan istatistiklerde de, araştırmalarda da Türkiye'deki kripto para kullanıcı sayısının oldukça fazla olduğu da ortaya çıktı. Evet, yani aslında nitelikli bir yatırımcı kitlesi var. Bilgili, bilinçli bir yatırımcı kitlesi olduğunu söylüyorsun. Çok teşekkür ederim Alp Işık. Ben teşekkür ederim. Çok hayırlı faydalı olsun oldu. Programınızda tekrardan. Çok teşekkür ederim. Seninle birlikte hayırlı olacağını düşünüyorum. Gelen konuklarımız gerçekten de çok çok değerli. Çok sağ ol tekrardan. Kripto gündemin efendim ikinci bölümüyle bitirmiş olduk. Haftaya Cuma yine aynı saatte olacağız. Tabii ki Türkiye'nin ilk ve tek kripto para programıyla Kripto Gündem'den. Herkese sevgiler, saygılar. Haftaya görüşmek dileğiyle.